Herkese merhaba. 2020'nin son videosuna hoş geldiniz. 2020'nin çıkan en iyi hero'su açık ara kozmik alet sürücü kabul edildiği için bu seneyi onunla kapatalım istedim. Son videomu onunla yapıyorum. Şimdi labirente girip 3-4 savaş yapacağız ve kaç dakikada aldığını göreceğiz. Sinerjilerini aktifleştirdim. Magneto ilk sevinde çeviklik karosundan kurtulmak için aldım. 3 tane savaşımızda çevikliksiz dövüşeceğiz. 4. savaşı artık normal yaparız. Kabiliyetlerini gösteririz. Manting, Night Thrasher ve Bay Fantastic'te klasik kozmik alet sürücünün etkilerini arttırmak için böyle daha uzun süre zırh kırma zayıflatıcısı, durdurulamaz olma ve buffları biraz duraklatma gibi özellikler veriyor. Evet, şimdi maceramıza başlıyoruz. Saat şu anda 16.47'yi gösteriyor. Bakalım ne kadar sürecek bu kadar dövüşü yapmamız. Evet, labirenti en kısa sürede turlayanlardan biri olabilir kozmik alet sürücü kesinlikle. Evet, Magneto'nun dövüş öncesi yeteneğini etkinleştiriyoruz. 2 hakkımız daha var. Kızıl Hulk'ta şimdi ilk denememizi yapıyoruz. Klasik kozmik alet sürücü taktiğini kullanacağız. Önce hiddeti üstümüze alacağız. Sonra o hiddetten gelen saldırıyla kritiklerimizi atacağız. Bakalım ne kadar hasar vereceğiz. Gerçi ne kadar hasar vereceğimiz belli de ne kadar kısa sürede alacağız diyelim. Evet, ilk başta el becerisi yapmak serbest. L3'ü atmak güzel bu yandan çünkü ilk başta el becerisi yapmadan rahatça dövüşebiliyoruz. Sonra rakibin üstüne L3'ten sonra lanetleme attığımız için o taktikte rahatça onun güç barını doldurmadan da dövüşebiliyoruz. Bu da bu el becerisi yapmamamızı gerektiriyor. Evet, mesela L1'ini attırayım şimdi onun gene. Kaçmak zorunda kalmayayım ondan sonra çünkü. Derken yatkınlık takviyesi gidiyor. Tüh. Olsun, önemli değil o kadar. Evet, güç kazanını gene sonraki güç barına atıyorum. Evet. Şimdi bekliyorum. Tam kalkacak, atıyorum takviyeyi. Sonra burada mecbur el becerisi yaptım çünkü güç barım çok dolmuş. Güç barını yetiştiremezdim. Bari ikinci hiddeti alalım. İkinci hiddeti almaya hiç gerek yok burada. Zaten 50 kavruyoruz. El becerisi yaptığım için ikinci hiddeti alıyorum. Biraz uzayacak o yüzden savaş. Olsun ama önemli değil. Evet, gene çok doldurduk gücümüzü, bari güç kazanmayı alıp öyle L2'mizi atalım. Evet, 50K'lar geldi. Bir 50K daha. Hızlı bir L2 daha ama kritik vurmaz bu o kadar. İki hiddetimiz devam ediyorken hemen dövüyorum onu. Son ağır saldırıyı da atayım. Bakın, kritiksiz 50K vurdu. Evet, hemen L2'mi atıyorum. Gücü kilitlendi. L3'ü de olmaz. Ve bir şarkı uzunluğunda sürdü gördüğünüz gibi. 3 dakikada bitti. İlk savaşımız. Kaç vuruş olmuş? 140. Tabii ikinci hiddeti aldığımız için biraz daha uzun sürdü normalden. Şimdi yaşlı adam Logan'a gidiyoruz. Bunun L1'inden kaçmak çok daha kolay ve çok daha kısa sürüyor. Hiç canımız gitmedi bir de gördüğünüz gibi. Neredeyse full canımız yani. Bakayım, 6 canımız gitmiş. 3 saniyede fullenir. Biraz daha fazla gitmiş galiba, görmemişim. Evet, yine klasik taktiğimize devam ediyoruz. Kaçış yaptı, o. Kaçışlara dikkat, evet, bazen kaçış yapabilir böyle. Umarım çok az denk gelir.
Evet, gene yaptı gördüğünüz gibi. Gene yaptı, ne oluyor? %100'e çıktı sanki kaçış ihtimali. Evet, taktiğimize başlıyoruz. Bunun L3'ü biraz daha kısa sürsek keşke. Çok güzel bir L3'ü var ama uzun sürüyor. Böyle savaşta falan sorun olabilir mesela. Zaman öldürüyor çünkü. Zamanın L3 esnasında duraklatılması da adil olmaz. Amma savunma yaptı. Zırh kırmalara yetişemiyorduk az daha. Son ucundan yetişemedik. Yok, yetişemedik. Hemen ikinci L2'mizi atıyoruz. Hiddet bitmiş gerçi. Hemen hiddet alalım üstümüze. Hiddetin neden bittiğini göremedim orada. El becerisi de yapalım. Şimdi atalım. Herhalde bir yargılamayı atmayı unuttum. Büyük ihtimalle evet, ağır saldırı atmadım orada. O yüzden hiddet hemen bitti. Onu unuttum tamamen. Evet, şimdi oldu. Evet, taktiğimize devam ediyoruz. Tabii bu kez ikinci L2'mizi hemen dolduramadık. Hemen hızlı vuruşlarımıza devam. 50k ağır saldırı vuruşu geldi. Ardından hemen bir L2 daha. Bu öldürür bence onu. Ah, öldürmedi. Yanıldım. Neyse, normal vuruşlarımızla öldürürüz sonra. Evet, 140 vuruş yaptık gene. Evet. İlkinde hiddetimizi çok tutamadığımız için biraz daha uzun sürdü. Yoksa normalde 100 vuruş falan yeterdi buna bence. Evet. Şimdi Magneto X evinin son yükünü kullanıyoruz. Evet, bu dövüş de 3 dakika sürdü. Ya da ondan biraz daha fazla olabilir. Tam dakikaya bakmıyorum. Zamanlayıcı da açmadım. Saate bakıyorum sadece. Çok güzel de blokluyor kozmik alet sürücü. Zaten neredeyse %75 blok yeteneği var. Bir de koruyucu alsanız siz bunun yanına. Bu labirentte yani herkesi alır tekte. Pasif hasar vermeyen hero'lara hariç. Atıyorum Elektro. Sonra Abomination'ı da alamaz. Guillotine'i alır ama. Evet, bu kez ağır saldırı atmayı unutmayacağım. Evet, L1'ini attırıyoruz gene. Ve taktiğimize başlıyoruz. Motosiklet de onun üstüne düşüyor, bizim üstümüze düşmüyor. Bizim içimizden geçiyor herhalde motosikletimiz. Şimdi bekleyelim. Evet, bu kez güç kazanını atamayız. L3'ümüz dolar çünkü. Ah! Kaçık el becerisi yaptık yanlışlıkla. Ay, şansa bak. İki kere beşli combo yapıyordu neredeyse. Bir de şey oldu. sersem yedik, ne şans. Neyse, bir kere daha L3 atalım. Arada dayak yiyeceğiz yani, o kaçınılmaz. Yine de beni öldürmeye yetmez. İkinci hiddetimizi aldık. Güç kazanımızı da aldık. Hem de direkt L2'miz doldu bu kez. Son dakika açtığımız için ona. Geriye kaçıp özel saldırısını aktifleşiyor. Ne ürkek ya. Evet, L2'mi hemen atıyorum hiddet gitmeden. Şimdiden 50k geldi gördüğünüz gibi. El becerisi serbest L2'mi attığım için. Ürkek. Hemen güç kazanını alıyorum. Ama L2'mi atmam lazım, yoksa L3'üm dolar.
Belki de olmazdı ama işi sağlama aldım. Hiddet gitmeden son bir tane daha. Tabii öyle özel saldırı atmazsa dedim. Attı gene. İyi bir L3 daha atalım. Şöyle vurmadan atayım ki L3'ü. L1'i de olmaz böylece. Ağır saldırıyı yani. Evet, buradan alacağımız hiddet sayesinde onun işini bitireceğiz kısa sürede. Ah, blokladı ya. Üçünü de aynı anda yapmaya çalıştım. Yok öyle beleşçilik. Evet, gene atıyoruz. Bu kez daha fazla şeyimiz var, zalimliğimiz var yarış. O yüzden 50k vurdu gene. Ve bir ağır saldırı 95k vurdu gördüğünüz gibi. Tabii yetenek isabetini azaltıyoruz. O limiti aşıyoruz bazen. Evet, biraz daha uzun sürdü bu. İki özel saldırı atmak zorunda kaldığımız için. Şimdi dördüncü dövüşümüzü de yapalım ve bitirelim. Bu kez çeviklik ustalığıyla dövüşeceğiz. Kalmadı çünkü yükümüz. Evet, yanlışlıkla siper yaptım. Başta siper yapmadan dövüşeceğim onunla. Çünkü ilk güç barımızı doldurmak için el becerisi yapmak serbest. Daha doğrusu doldururken. L1'inden de kaçmak oldukça kolay ve kısa sürüyor. Elektra'nın L1'i kadar iğrenç değil. Evet, havaya bir ağır saldırı atalım şöyle onu çeviklemeden. Ay, siperlemeden çevik ne ya. Sonra gene klasik taktiğimize başlıyoruz. Evet, şimdi siperlere başlıyoruz ama bekliyoruz biraz önce. Atmadı L1'ini. Burada L1'ini atması işime gelirdi mesela. Heh, işte böyle. Üstümde bir iki zalimlik varken çok daha fazla hasar verebileceğimiz için aslında iki zalimlik varken atmak lazım L2'yi. O yüzden ikinciyi hemen atıyorum. Hala bitmedi gördüğünüz gibi. Ve 50k evet, bitirmeden attırdık. Şu an el becerisi yapmak serbest. Son bir L2 daha, son dakika 50k vurdu. Ve hiddet bitti, artık kalanını normal hallederim. Evet, %116 darbe oldu şu anda ve 118 darbe. Gördüğünüz gibi çeviklik, yani çeviklik karosuyla beraber bile rahatça indirdim arkadaşlar. Tabi Bayan Marvu kolay bir rakipti. Daha zorlarında yani çeviklik bizi epey zorlayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi 4 labirent dövüşüne elektradan dayak yemeseydim full canını alacaktım ve hepsi 100'lü kombo sürdü arkadaşlar. Benim rekorum 106 kombo gerçi. 106 kombo da indirmişliğim var. Tabi burada gösteremedim şimdi ama önemli değil. Zaten 117 darbe bile oldukça az Bayan Marvel'ın karşısında. Evet, bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. 2020'nin son videosuydu bu. Hepinize tekrardan mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. İyi yıllar. Kalbiniz yeni yılda hangi güzellikler için çarpıyorsa 2021 size onları getirsin inşallah. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Bu iğrenç espriyi yapmadan olmazdı. Artık seneye sonraki videomda görüşeceğiz. İlk seneye ilk videom 1 Ocak'ta gelecek. Hepiniz beklemede kalın. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir yıl geçirin inşallah. Görüşmek üzere.